nasıl güzelliklerimi kıymetlerimi anlayayım bileyim diyorsunuz. Ve bu çalışmada da işte bu özel dönemde böyle güzel bir alana ayıracağız. Ve bakacağız ki, her birimiz aslında ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, bir taraftan da bunu ne kadar inkar eden bir halde ve durumdayız. Birçok kişi için komşunun tavuğu daha kıymetli. Kendi ülkesi, kendi şehri, kendi etrafı dışarıya karşı böyle iyiymiş gibi gösterse de birçok kişi bunun yetersizliğini hissediyor olabilir. Sevmeyenler için. Bizden bir şey olmaz diyenler bizim ülkeden, bu insanlardan, işte bizim gençlerimizden, çocuklarımızdan zaten böyle geldi, böyle gider diye bir aşağılık kompleksi içinde olanlar. Zaten tarihimiz neydi ki? Biz göçebe bir memlekettik. At üstünde gezerdik. Hiçbir kültürümüz, dilimiz, anlayışımız, maneviyatımız, inancımız yoktu zannedenler. Ya da işte kendini bir şekilde atalarını, geçmişini eksik ve yetersiz görenler. Şimdi arkadaşlar, dünyada birçok, hani bugün gelişmiş dediğimiz ülkeler, kendi kültürlerini öne çıkartabilmek için diğer birçok ülkeleri manipüle ederler. Onlara aşağılık duygusu ve kompleksleri verirler. Mesela bugün Afrika birçoğunuza göre sanki ilkel, işte bilmem ne kabileler gibi görünürse de çok yakın bir döneme kadar birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın en zenginleri orada yaşıyorlardı. Çok garip geliyor değil mi? Dünyanın en zengin insanları, en fazla altını olanlar, en güzel böyle ikramlarla bilmem nelerle hani böyle müthiş sofralar kuran insanlar oralarda yaşıyorlardı Afrika'da. Şimdi diyeceksiniz ki işte Osmanlı zaten şimdi bize gösterdikleri zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte iki tane askeri gösteriyorlar. Yırtık pırtık ayakkabılar bilmem neler. İşte görüyorsunuz kültür buydu. ya Koca 600 sene bir imparatorluk kurmuş ülkenin şeyi bu muydu? Ondan sonra aktarılanlara baktığınızda yine böyle geçmişimizle ilgili çoğu zaman böyle eksik şeyler gösterilmekte. Bunun tam tersi olan bazıları da öyle aşırı övülüyorlar ki yok gibi görünen bir şeyle yani böyle ortaya koydukları şey sadece böyle e, yapay bazı şeyler işte o çok övünme de aslında diğer tarafı destekliyor ve öncelikle geçmiş yok. Yani senin bir kültür geçmişin, bir maneviyat geçmişin, bir coğrafya geçmişin sanki yok. Kimin var? Amerika'nın var, Avrupa'nın var ve... Yani şimdi gidiyoruz. Yani Amerika'da hani 200 yıl önceden kalan nerede bir şey yok. Hani Kızıl ve İnkaları, Aztekleri çıkar, bir şey yok. E şimdi Avrupa'ya gidiyoruz. Evet çok güzel kültürler vesaireler. Hani şimdi Roma İmparatorluğu ile gelmiş, ama diğer taraftan bir tek tanrılı sisteme doğudan bin yıl sonra geçmiş. Mesela 1600-1700'lü yıllarda e, İngiltere'den büyükelçi geliyor. Büyük elçiyi e, şey yapıyorlar, şehrin dışına yolluyorlar. Bugün şu anda Dünya İmparatorluğu'nun baş kahramanlarından bir tanesi İngiltere. Sebebi ise tuvalet kültürlerinin olmaması. Diyorlar ki yani sizde tuvalet adabı yok. Hani lazımlıklarla böyle yollara bilmem nelere döküyorsunuz. Yani biz bu şekilde diyorlar sizi şehirde tutamayız. Hayda nereye? Sizi böyle biraz hani o zaman Tarabya, Marabya tabii şehir dışı. Oralara sürüyorlar. İşte birkaç yüzyıl sonra işte bugünkü konsolosluğun olduğu yeri verip oralara alabiliyorlar. Şimdi yine Fransa'da biliyorsunuz işte o nehirlere tuvalet dökmeler bilmem neler. Yani tuvalet kültürü, hamam kültürü bilmem ne kültürü. Şimdi bu kadar bir sistem varken birçoğunuz öncelikle kendinizi bir şekilde kültürel olarak eksik, yetersiz görüyorsunuz. Tamam da neden? Şimdi bu işin tarihi, işte manipülasyon, tabii ki birçok ülke ya da dünyanın çeşitli ulusları kendi halklarını daha öne çıkartmak üzere belli şeyler yaparlar ki işte buradan beyin göçü alsın, kültür olarak bazı yerleri essin. İşte bütün Kuzey Avrupa şey mesela çok yakın bir tarihe kadar Afrika Fransa'yı dünyanın en büyük böyle e, imparatorluğu zannediyordu. İşte nasıl işte bizim e, e, Türkiye'de e, son belki bir 60-70 yıldır Amerika ve oranın böyle aşırı şekilde böyle özenticileri Yani dışarıya karşı böyle dışarısı çok önemli çok güzel biz yetersiz aşağı ve hatta sevilmeye de çok layık değiliz. E, o zaman ben kendimi niye seveyim? Zaten bir sürü eksikliklerim var. Kültürümün de, imkanlarımın da, ekonomimim de. Yani sanki iş sadece ekonomi, iş sadece diyelim ki belli teknolojiler bunlarla bir insan uygar oluyor. Uygarlığın çıktığı yer Uygur. Mu'dan aktarılan bilgilerle ve onu ilk belki alanların soylarıyız. Buradan herhangi bir övünç almak için değil. Öncelikle geçmişi kötülemeyi bırakmak önemli. Diyelim ki ben mesela e, Gaziantep'te işte diyelim ki küçük bir yerde doğdum. E, yani şehir merkeziydi ama hani baktığınızda hani Antep o zaman bir avuç bir yer. E, babam Malatyalı diyelim ki o anda doğan şehirde hani küçücük bir kasaba. E, bir beş yaşına kadar orada büyüdüm falan mesela. Oralar bana dünyanın en büyük yerleri geliyordu. İlk denizi görene kadar İlk böyle şaşırdığım, en büyük şaşırdığım şeylerden bir tanesi soydu. Evet, e çok şükür yani sen önemlisin. Gittiğin her yere sen kendi gözlemlerini, değerlerini taşıyansın. Ve sen zaten seçilmiş değil mi? 200 milyon spermden bir tanesi olarak seçilerek hayata başlamış ve müthiş bir potansiyelle bu dünyaya gelmişsin seçimlerinle. Burası çok önemli. Seçimlerinle geleceğini oluşturabilme hakkın var burada. Ve an anbean sana bunlar sunuluyor. Şimdi burada parantez içinde şu andaki dönemle ilgili bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra kendimizi sevme ile ilgili konuya biraz daha derin gireceğiz. Şimdi diyelim önümüzdeki dönemde dünyada çeşitli eğitim ve kristalleştirme dönemleri var. Durumları var. Yani kristal nasıl oluşuyordu? Çok yüksek basınç altında çeşitli diyelim ki elementlerin, minerallerin şeffaflaşacak kadar, transparan olacak kadar böyle yoğun, güzel bir birbirinin iç içe girmesi ve daha yoğun sürtünerek de bir sürü enerji üretecek hale gelmesi. Yani çok durağan olan diyelim ki silisyum işte ve oksijen mat bir şey şekildeyken e, bazen dipten gelen mama'nın etkisiyle bazen yukarıdan ya da yanlardan gelen çeşitli tektonik tektonik hareketlerle yoğun sıkışmalar yaşıyor aynı şu anda dünyanın birçok yerindeki insanların belki sizlerin yaşadığı gibi ama bu yoğun basınç ne yapıyor onları? durağanlıktan harekete geçiriyor ve kristalleştiriyor. E kristal bu sefer diyor ki ben ne kadar şeffaflaştım, ne kadar tarafsız, ne kadar dengede ve cam gibi oldum. İçim dışım bir oldu diyor kuars kristali. İnşallah hemen de bir tane. Bak şöyle değil mi? Gerçi bu özellikle birazcık böyle içi şeydir ama bu sürü şeylerim de var. Tam kristallerim de var. Şimdi işte içimizin, dışımızın saflaşabilmesi için ve özümüzden ve ruhumuzdan akan ışığı önce kendimize sevgi olarak, ondan sonra da hayata, dünyaya, kainata yansıtabilmek için işte kristalleşme döneminin içindeyiz. Bu yoğun basınç geldiğinde kimisi yine kaya olmaya devam edebilir. Kimisi alır bu enerjiyi, bu basınçları kristalleşmede, birleşmede, birliktelik içerisinde müthiş bir kristal enerji oluşturmakta kullanabilir. Kimisi kendini unufak toz etmede kullanabilir. Gücü yetmediğinde ben bırakıyorum bu oyunu diyebilir. Oysa ki işte o özden, ruhtan gelen ışığı eğer kalbine, gönlünü açıp da oradan yansıtmayı ve e, etrafına güzel bir şekilde yaymayı seçenler ise başta kendilerini severek, ondan sonra yansımalarını ve hayatı severek yepyeni bambaşka hayatlara ve kaderlere geçebilme haklarına sahiptir. İşte bu geçtiğimiz dönem içerisinde. Kimisi ekonomik olarak, kimisi sosyal, ilişkiler, fiziksel, doğanın çeşitli yerlerde konuşarak insanları susturacağı durumlarda bazı baskılar oluşabilir. Bu baskılar içerisinde seçimleriniz özünüzden, ruhunuzdan sevgiyle beslenmek üzere olduğunuzda Rahman ve Rahim olanın korumasında olursunuz. Dışarıda her türlü patırtı, gürültüler olurken dahi bilirsiniz ki müthiş bir himayenin içindesinizdir. O olacak olan patırtı, gürültüyü durduramaz, değiştiremezsiniz. O kadersel bir akıştır. Yani bizim Allah'ın rüyasını değiştirebilme hakkımız yoktur olan olduğu gibi akacak ve bu nehrin içerisinde plan ve program içerisinde hedeflerine gidecektir. Değiştirebileceğiniz bir şey vardır ki kendi rüyalarınız, kendi olay ve ruhsal rüyalarınızı içinden seyrettiğiniz durumları değiştirebilir ve bunları dönüştürme hakkına sahipsinizdir. Buralarda kendinizi sevmiyorsanız, kendinizi sevmeyle ilgili herhangi bir adım atmıyorsanız bu dönüşümünü yapmanız mümkün değildir. Kendinizi sevebilmek, öncelikle fark edebilmek, şuurunuzu açabilmek, şuurlanabilmek, şuurlandıkça kalbinizi açabilmek, kalbinizi açtıkça kalbinizin içinden gelen sevgi ışığını kendinize ve hayatınıza yayabilmekle mümkündür. Öyleyse her birimiz önce nasıl şuurlanacağız, nasıl fark edeceğiz? kendimizi tanıyacağız, kendimizi öğreneceğiz ve kendimizden yayılan ışığı önce kendimizi beslemede kullanacağız. Kendi hayatını besleyemeyen, kendini sevemeyenin başka bir insanı beslemesi, fayda vermesi, sevmesi mümkün değildir. Kendimizi kurtararak başkalarına da yardımcı olabiliriz. Kendinizi kurtarmadığınız bir dünyayı kurtaramazsınız. Zaten böyle bir yetkimiz yoktur ama izin verilir. O kurtarılacak olan zaten kurtarılmış olan kişinin durumuna sen aracılık yaparsın ki buna da şifacılık denir. Diğer taraftan sen eğer kendini sevmeyi bilmiyorsan ve talep ediyorsan, ben kendimi nasıl severim? Nasıl kendimi sevmeyi öğrenirim diyorsan bunun tabii ki en temel koşulu kendini tanıyabildiğin kadar seversin. Kendi özelliklerini, sana verilen güzellikleri tatlıkça, bu tada şükredebildikçe kendini kucaklar. Ne kadar sevilmeye layık olduğunu fark eder ve bu farkındalıkla için içine sığmaz sevinçle, neşeyle ve kendini kabule geçersin. Öyleyse kendini kabul edemeyen kendini sevemez. Sürekli kendinde bir eksiklik, bir yargılama ve yadırgama hali içinde olanlar başkalarında da kusurlar arar, başkalarını da yargılayacak durumlar üretmeye çalışırlar. Kendiyle sorunu olmayanın başkalarıyla da sorunu kalmaz. Eğer kim ki bakın dışarıya işte bir şeyler atmaya, bir şeyler söylemeye, bir faaliyetler yapıyor, o kişinin kendiyle ilgili bir sorunu vardır. Yani kendini sevmediği için kendini seven insanlar dahil onun için iticidirler. Ve itmek durumunda kalırlar. Çevrenize bu sebeple antipatik olsun, çeşitli yerleri yargılayan, suçlayan ki daha fazlaları da var. Hani Bu halleri yapan kişiler aslında olanı kabul edemeyen, kendini sevemeyen insanlardır. Öyleyse kendini sevmek ol anı kabul etmekle başlıyor. Kabul edebildiğimiz ölçüde sevgimiz artıyor. Çünkü olanla biz ayrı değiliz. Kendini kabul etmeyen, Allah'ın yarattığı düzeni, sistemi kabul etmeyen, bunu reddeden ve bunu yargılayıp suçlayandır. Haşa herhangi biriniz, herhangi bir olanı, bir vakayı, bir durumu tespitin ötesinde yargılıyorsanız, yargıladığınızda yargılanmak durumunda kalıp ve orada sevgiyle aranıza duvarlar koymak durumunda kalıyorsunuz. Oysa ki sistem çok net ve rahat çalışıyor. Eğer istiyorsan diyor bütün barajlar açarız. Seni sevgiyle doldururuz. Bunun ötesinde zaten çok yakında da ee, herhalde Ocak sonu ya da Şubat başı şöyle bir çalışmamız olacak. Aşka niye ihtiyaç var? Bunu bir kenara yazın. Vaktiyle yapacağız bunu. Ve tabii ki sevgi özellikle sizin kaynağınızdan coşa coşa size akan bir enerjidir. Bir şelale düşünün. Varlığınızdan an beyan akıyor. Ve bu akan bembeyaz bir ışık gibi düşünün. Şimdi eğer bir kişi nefsini yeteri kadar terbiye edemeliyse ile ilgili sorunlarını, hayatla ilgili konuları sorun etme halindeyse birilerini itme, çekme ve çekişme, itişme ihtiyacındaysa bu sefer o borular kirlenir, renklenir ve paslanır. O pas kişinin o akan saf beyaz sevgi ışığını kirletir. Bu sefer aynı ışık o bembeyaz yoğun ışık kiminde kin diye akar, kiminde nefret diye akar, kiminde öfke diye akar. Sadece kirlendi. Evet ona da ihtiyacı vardır. Nefrete de ihtiyacı vardır kişinin bazen. Ama tespit olarak yaparsak o sevgisini kirletti. Nerede gördüğünüz birisi birine karşı kin besliyor. Aşırı şekilde öc alma duyguları ya da nefretleri var. O kişi sevgi kanallarını kirletti. Allah onların yardımcısı olsun. Dua edin. Ama bir taraftan ders alın ve sizde de kendinize de herhangi bir yerde eğer bu içsel kanallarımızı, sevgi kanallarımızı kirlettiğimiz yerler varsa bunları temizleyebiliriz. Bunları temizlemek için kendimizi bilmek, kendimizi tanımak. Kendimizi tanıdıkça borularımızın, kanallarımızın temizleneceğini hatırlamak çok önemlidir. Aslında kainat her an her birimize saf sevgiyi pompalar. Ve bu sevgiyi eğer istiyorsak hemen şuradan da şeyi açayım da e, sizlere evet buradan birazdan ee, sorularınızı da evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var ki biz kanallarımızı kendimizi tanıdıkça bildikçe temizleriz ve kendimizi unuttukça kendimizi bazen nefsimize teslim ettikçe ise o kanalları kirletiriz. Bugün çeşitli duygu hallerini, korkuları, endişeleri diyelim ki duygular tarafından yönetilen ya da nefsi durumlar tarafından yönetilen kişilerin işte bu boruları kirlenmiştir. Diğer taraftan sevgi, ilahi aşk bu boruları an beyan temizler. Bakın izin vermeyenler bir daha kirletir. Hayat her an şu torpil aslında yapıyor. Sen istiyorsan diyor ben seni sevgiyle güzel yıkarım. Her biriniz hayat içinde çeşitli ortamlarda çeşitli şekillerde aslında sevgi yaşadınız. Sevgi hissettiniz. Bugüne kadar hiç sevgiyi hissetmedik hiçbir insan yoktur. Tercih bize bırakıldı. Tercih kiminin tamam da yani ben şimdi nefretle Kinle beslenmek istiyorum. Yani baktım sevgi bana çok yumuşak geliyor. İşte bak alanımı koruyamıyorum. Bana zarar veriyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye. Yine dışarıyı suçlayarak. Sanki her şey dışarıdan kaynaklanıyormuş gibi ne yapar kişi? Ha, o zaman ben de kendimi katılaştırayım. Sevgisizleştireyim. Etrafıma öfke, kızgınlık duygularıyla duvarlar örerek kendimi koruyayım. Bu sert ve katılar taşlaşır ve dibe çökerler. Aynı suya attığınız, denize attığınız bir taşın dibi boylaması gibi. Ama bir taraftan da suyun üzerinde yüzen bir sürü daha hafif şeyler vardır. Yapraklar vardır değil mi? Otlar vardır. Yüzmeyi biliyorsan sen de yüzebilirsin. Su seni kaldırır. Ama katılaştın ve sertleştiysen aşağı çökersin. Ve güçlülüğü katılık ve sertlik zannedenler aslında en çabuk ve en kolay kırılan, kırılacak ve zarar görecek olanlardır. Sevgi su gibidir, yumuşacıktır. Ona istediğin şekli verebilirsin. O öyle bir ışık ki her şeyi kucaklayabilir, içine alabilir ve içine girebilir. Diğer taraftan da öyle bir gücü vardır ki, öyle bir şifa gücü vardır ki en kalın sert, büyük duvarları bile yıkabilir su. Suyun önünde herhangi bir toprak, herhangi bir katı, sertlik dayanamaz. Ve o ondan alınanı eninde sonunda geri alır. Onun için hayatınızdaki çeşitli o taraftan aldığınız şeyler varsa, evet bazen tsunami'lerle, bazen depremlerle, bazen bazı sarsıntılarla oralar temizlenir. Şimdi tabii ki sevginin de katları, realiteleri vardır. Çok cahil bir insanın sevgisiyle şuurlu bir insanın sevgisinin arasında bir sürü farklar vardır. Sevgisini gösterme şekilleri açısından da farklar vardır. Örneğin bir gün adamın bir tanesi yolda şeyde ormanda gezerken bir bakmış ki ayının bir tanesi böyle bas bas bağırıyor. Yani tam bir taraftan korkmuş çok büyük çok kocaman yaklaşmış bir bakmış ki ayağına kocaman bir kıymık batmış işte tutmuş bir şekilde onu çıkarmış ona yardım etmiş. Ayı da o adamı çok sevmiş demiş ki madem ki demiş sen bana demiş bu kadar iyilik yaptın ben de sana iyilik yapacağım seni koruyacağım sana sevgiyle her yerde korumalık yapacağım. Her diyormuş adam git nereye gitse geliyor. Neyse yolda artık çok yorulmuş adam biraz dinleneyim demiş uyumuş. Uyuduğunda bir de bakmış ki ayı bir tane sinek gelmiş adamın alnına konmuş. Hemen yerden bir taş almış sineği öldürmüş. Sineği öldürürken adamı da öldürmüş. Şimdi bu da bir sevgi, bu da bir realitenin koruması ya da muhafazası. Bugün birçok anne, birçok baba çocuklarına fayda vereceğiz derken aşırı kontrol ve aşırı korumadan dolayı bazen çocuklarını zayıf bırakır, bazen de onlara zarar verebilir. Bazen karı koca arasında, bazen diyelim ki ilişkiler açısında çok seviyorum zannederken işte realitelerin zayıf olması, şuur düzeylerinin az olması, az açılı olmalarından dolayı bazen seviyorum zanneden kişiler ne yapar? Fayda yerine faydasızlık verebilir. Oysaki kişiler kendini tanıdıkça, bildikçe, daha doğru empatiler kurabildikçe, açıları genişler ve o şuur açıları idrak ettiği konularla beraber bağlantı kurma yetkileri arttıkça gerçekten hem kendilerini hem de yansımalarını, ilişkilerindeki insanları, çevrelerindeki arkadaşlıkları, dostluklarındaki insanları sevgiyle beslerler. Bu sevgiyle beslemeyi bazı ortamlarda emin olun sevgiyi tatmamış insanlar anlayamazlar. Yani diyelim ki sevgiyi alamayan şimdi gümbür gümbür böyle bir şelaleyle sevgi veriliyor, bir kucaklama geliyor. Onun ne olduğunu bile anlayamaz o şuur halinde olmayanlar o sevginin akışından bazen bir damla alamayanlar da olabilir. Siz istediğiniz kadar diyeyim ki sevgiyi akıtın. Eğer bir naylon varsa ne yapar? O naylon maşrapa suyun içine daldırılır, çıkar. Üzerinde hiçbir şey yapışmaz kan ve alamaz. Onun için sevgiyi alabilenler kendini sevebilenler, kendini sevemeyen ve kendi kıymetini ve değerini aslında Allah'ı sevemeyen kendini sevemiyor kendini sevemeyen de yaratıcıyı sevemiyor. Onun dışında aslında sadece oyalanıyor, dilinde çok kullanıyor ama hayatında kullanamıyor. Bu sebeple hak edene hak ettiği kadarını verebilmek ve siz kendinizi evet sevebilirsiniz. Sevginizi paylaşırken dahi alabilene alabildiği ölçüde bunu açabilmek çok önemlidir. Tabii ki hani şimdi diyelim ki o şelallerin sevgi enerjisi sizden etrafa akarken bir sürü insanda bardağını işte sürahilerini daldırıp oradan içebilirler. Yine de kendini sevemeyenler sizin verdiğiniz sulardan içseler de o su ya onları zehirler ya kusturur. Ya şimdi mesela su zehirlenmesi diye bir şey var. Su ne kadar kıymetli. Gidin mesela aşırı sıcak bölgelerde ...çok fazla mineral almadan su için su zehirlenmesi olur. Kişiler acile kalkar. Ölüm vakaları bile olabilir. O kadar alamıyor bakın su zehirlenmesi. Yani en saf, en temiz, en çok ihtiyacımız olan şey dahil. Bu sebepten dolayı her realitenin sevgiyi alabilmesiyle ilgili bir ölçü vardır. Şimdi siz kendinize bakın. Ben kendimi ne kadar sevebiliyorum... Bu soruyu kendimize soralım. Ve kendimi sevmemin önündeki engeller neler? Bir kısım insanlarda her şeyi aşırı mükemmel görmek, kendinin de mükemmel olmadığı kanaatiyle kendine yeteri kadar sevilmeye layık değilim, o zaman değersiz ve kıymetsizim, o zaman sevmeyeyim demelere getirebilir. Bunun kökeninde dünyayı, hayatı sevmemek vardır dünyayı hayatı sevmeyenler, ona verilen, sunulan bedeni, kaderi sevmeyenler, Allah'a şirk koşanlar, isyan edenlerdir. Bundan uzak durun. Bu insanlardan da mümkün oldukça uzak durun. Çünkü sevgiyi bilmeyen eninde sonunda çevresine, etrafına zarar verir. Bu saydığım tabii sevgiler içerisinde hani bazen de şöyle diyorlar. Adam işte gitti aşkından öldürdü kadın aşkından gitti adamı şöyle şöyle yaptı şimdi sevgi sadece fayda üzerine karşısındakini koruyarak kollayarak onun için en doğrusu ve en iyisi olarak yapar ve gider şimdi bazen de işte çok seviyordum ama bana böyle yaptı arkasından adama demediğini bırakmıyor adam arkas e hani seviyordun ama bana şöyle şöyle yaptı değil. Sevgi gerçekse, gerçek sevgi sadece dua ve rahmet okutur. Eğer sevgi yapay, egoist, nefsani ise sövdürür. Değil mi? Şikayet ettirir. Şimdi birçok ayrılıklardan, birçok diyelim ki şimdi böyle ee, ilişkilerin bittiğinden sonra mesela insanları bazen görüyorum. İşte bana şöyle yaptı, böyle yaptı. E sen onu diyorum sevdin mi? Çok seviyordum işte gitti şöyle yaptı. E tamam belki öyle mutlu olacak, kenara çekil. Ama olur mu şöyle şöyle? Seven insan sevdiğinin iyiliğini düşünür değil mi? Hatta bazen kendi nefsini kenara çeker. Şimdi diyelim bir çocuğunuzun, çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Onun hayrına olan bir durumu görüp fark ettiğinizde hala kendi çıkar ve menfaatinize çocuğunuza bir şeyleri dayatmak istiyorsanız çocuğunuzu değil hala nefsinizi çok seviyorsunuzdur. Aslında kendinizi değil nefsaniyetinizi seviyorsunuzdur. Kendini sevmekle öğrendiğini bildiğini inançlarını sevmek aynı şey değildir. Bu sebeple kendini sevmek, varlığını, hayatını sana verilmiş olan bu seçme, yetenek ve özgürlüklerinle beraber bütünü sevmektir. Ayırt etmeden sevmektir. Eğer sen kendi çocuğunu başkalarının çocuğundan ayırt ediyorsan bile bu sevgi anlamında düşük bir frekanstır. Otomatizmadan kaynaklanan bir sevgin vardır. Özellikle annelere verilen mesela bu güdüyle otomatik sevme sistemi evet bir sevgidir bir sevgi frekansıdır ama bir kodlamadır. Gerçek sevgi ya da gittikçe daha incelerek daha gerçek olarak o ışığı alıp yayabiliyorsan zamanla evet kendi çocuğunu özel koruma altına tutmak durumundasın, sorumluluğu var. Diğer çocuğu daha az sevemezsin bu benim, benim ben bunun sahibi zannediyim diye oraya akıyorsan, daha fazla kayırmaya giriyorsan içeriden, şuur altından, bil ki güdülerin tarafından sevdiriliyor ve yönetiliyorsun. Çünkü sistemin içerisinde aslında her birimiz birbirimize eşit mesafedeyizdir içsel olarak. Bunu zaman içinde e kademe kademe incelterek bir görebilmek mümkündür. Bunu yaşayan, gören değil mi? Her birimizin bir sürü tanıdıkları, bildikleri vardır. Hiç kimseyi tanımıyorsak hepimiz Yunus'u tanıyoruzdur ki yaratılanı severim, yaratandan ötürü der. Yani sevgiyi bu kadar güzel bir anlayışla bize aktaran bir sürü bilgelerin evliyaların ve dervişlerin memleketindeyiz. Ve dünyanın dört bir tarafında da sevgiyi bu şekilde yaşayanlar ve bize örnek olanlar vardır. Onların her bir tanesi kendi varlıklarını kendilerini sevmişlerdir. Bu nefslerini sadece sevmek değil, varlıklarını bütün olarak sevmişlerdir. Buranın tekrar altını çiziyoruz ki, ben şurada şu şeyi açmışım? Evet, pardon. Şimdi sizlerden sorular alacağız. Şimdi tabii dedik ya her birimiz avucumuzu açtığımız kadar güzel dualar, niyetler ve hediyeler veriliyorsa her birinizin de kalbinizi, gönlünüzü, sevgiyi açabilmeniz çok önemlidir. Peki her birinizin yüreği aynı kapasitede mi? Hayır değil. Neden? Çünkü şuur kapasiteleriniz farklı. Şuur kapasitelerinizin açısı arttıkça idrak edebilme, fark edebilme ve fark ettiğinizi kabul edebilme ile ilgili buranın altını çiziyorum. Bilginiz arttığı ölçüde sevgiyi alabilme kabınız artar. Öyleyse şuurlanmak için sevmeye, sevebilmek için şuurlanmaya ihtiyacımız vardır. Bunlarla ilgili bir sürü çalışma ve videolarımız var şuurlanmak, idrak etmek, hani işitmek, anlamak bunlarla ilgili YouTube'da bir sürü çalışmalarımız var. Bunları izleyebilirsiniz. Daha da hani açılmak için hatta bir de sadece sevgi nedir diye yine YouTube'da ücretsiz çalışmalarımız var. Bunlardan faydalanın. Şimdi dedik ya dönem gittikçe inceliyor ve her birinizin kainata yolladığı sizden yayılan enerjiye göre size bir kader programı sunuluyor. Kendini sevmiyor musun? Sevilmeyeceksin. Ne yani şimdi işte etrafım annem babam işte çevremdeki sevgilim beni yeteri kadar sevmeyecek mi? Sen kendini sevmiyorsun ki. Sevmiş gibi yapacak. Sen kendini dışladıkça uzaklaştırdıkça kendinden sen kendinden uzağa kaçtığın olan oranda sevgilin, aile üyelerin, çocuğun senden uzağa kaçacak. Aa, o zaman ben hemen kendimi seveyim bak. Kendimi sevmezsem sevdiklerim uzağa kaçacak. Sen o sevdiğini zannettiklerini de şu ana kadar tam sevmiyordun. Çıkar hesapları yapıyordun. Çünkü kendini gerçekten sevdiğinde seveceksin. Sevmenin ne demek olduğunu anlamak için sevmeye kendinden başlayacaksın, kendi kıymetinden, kendi değerinden ve onun bir parçası olarak burada ne kadar sevilmeyi hak ettiğini anlamaktan başlayacağız. Tabi bu konu böyle uzun ama birazcık böyle güzel soru-cevaplarla gitmek istiyorum. Neden suçluluk duygularına ihtiyaç duyar demiş? Orada hemen bir tane gördüm soru. Şimdi bir insan hayatını geldiği dünyayı suçluyorsa. Yaradanı yarattıklarından dolayı suçluyorsa kendini önce suçlu hissediyor. Kendini suçlu hisseden insan da dışarıda suçlayacak insan arar. Şu ya da bu şekilde herhangi bir yerde bir durumu tespit değil de suçlamaya giren bir insan olanı suçluyor. Olanı suçlayan, olanı kabul edemediği gibi Kendini sevemiyor. Bakın ne kadar basit bir mantık. Her birimizi okuyabilmek için. Öyleyse her ne oluyorsa tam da hakkıyla olması gerektiği yer ve zamanda oluyor. Şimdi diyelim ki dünyanın birçok yerinde bir sürü sürprizler, insanları harekete geçirebilmek üzere, geliştirebilmek üzere, içlerindeki bu sevgi kanallarını açabilmek üzere olaylar, durumlar, vakalar, doğanın ve bazen insanların kullanıldığı e, durumlar hazırlanıyor. Şimdi bilin ki ne durumla karşılaşıyorsak her bir tanesi bizi ilerletmek, geliştirmek, farkındalığımızı açmak, ve bu sevginin tadını kana kana içmeyi hatırlamak için var. Sevginin tadını kana kana içen için kin ve nefret duyguları onun hayatından tamamen çıkar. Bakın, gerçekten sevgiyi alanlar için. Evet, bazen öfkelere, kızgınlıklara ihtiyaç devam edebilir. Olanın tam kabulüne geçene kadar o. Da ya da tam yeteri kadar hareket edemedikleri için özellikle aşırı e, olumsuz kara enerjilere ihtiyaç duyanlar orada sevginin ışığını hayatlarının içerisinde yeteri kadar ememeyen ve alamayan insanlardır. Hayatımıza nasıl daha fazla sevgiyi, aşkı çekebiliriz diyor Büşra. Ne kadar sevilmeye layık olduğumuzun farkındalığını arttırarak kendi kıymetimizi, değerimizi, bize verilen hayat hediyesinin ne kadar mükemmel bir sunum olduğunun idrakine varabildiğimiz ölçüde müthiş şekilde gönlünüz açılacak. Gönlünüzü, kalbinizi sıkıştıran ne varsa bilin ki nefsaniyetinizden ya da nefsinizin sizi kullanmasından, duygularınızın, düşüncelerinizin, geçmişinizin sizi yönetmesinden kaynaklandığını hatırladığınızda ve bunları kenara koyarak, fark ettikçe, ayıtladıkça, saflaşarak, siz saflaştıkça sevginiz saflaşacak, sevginiz saflaştıkça onun ışığı da sizin hayatınızı aydınlatıp temizleyecektir. Kendimizi sevdiğimizi nasıl hissederiz? Şöyle, gerçekten birini seviyorsan, ...kendini seviyorsun. Herhangi bir kişiyi... ...sevilmeye layık göremiyorsan... ...hayatı eleştirip... ...yargılıyorsan... ...olanlara isyan ediyorsan... ...henüz kendini sevemiyorsun. Ee, bunun onun yanına... ...kar kalmasını istemiyorum. Ne yapmam... Ee, oy ...gözlerim yaktı. <laughs> ee, şöyle seni kızdıran. Evet. Bu seni ateşlemek içindi. Nerede o kadar hareketsiz kaldın ki seni harekete geçirebilmek için bu onun yanına kalmasın delirttiriyor. Nerede bu kadar duran nerede bu kadar kendi merkezinden uzağa kaçtın. Kendinden nerede bu kadar uzaklaştın. Buna bakacaksın. Emin ol gözlerim yandı. O arkadaş hani bir daha baksın. Yani dumanı ve ateşi Emin ol e, varlığını burada cehennemin içine atar insanın. E, buradaki hayatınızı cennet edebilmek için sevgiye ihtiyacınız var, şefkate ihtiyacınız var. Şefkatin olabilmesi için öz şefkate ihtiyacınız var, öz sevgiye, kendini sevmeye ihtiyacımız var. E, ondan öncesini okuyun göremedim. Sürekli farkında geç, içeride küsen... Hmm, Oraya geçti galiba karşı cinsin sevgisi. Evet. Şimdi karşı cinsin sevgisi aslında şöyle. Sevgi bir tane. Ee, diğer taraftan dünyada eşleşebilmek, üreyebilmek ve buradaki e, bazı mekanizmalar için zıtlıklara ihtiyacımız var. Eril ve dişil işte erkek ve kadına. Onun için erkek ve kadın sevgisi aslında bir taraftan bir güdüyle birbirine çeker e, ve orada ilahi aşkı bularak o sevginin içinde ilahi aşkı bularak çeşitli dönüşümlerle aslında kişinin kendi özüyle buluşmasına aracılık eder. Ama bu arada da çocuklar olur, aile olur, bir sürü kurumlar olur. Yani bir taraftan o havuç e, etrafında biz dönerken bir sürü değirmende onu öğütürüz, bize fayda verir. Ee, olmasını istediklerimizin bize verileceğine nasıl emin olabiliriz? İkinci çakranızı iyileştirin. Güvensizlik e, ve endişelerin kaynağı burası. Burayı iyileştirin derim. Kendimi çirkin buldum ve bedenime iyi bakmadığım için kendime kızıyorum. Kendimi sevemiyorum. Bu durumu bir türlü çözemiyorum. Çok önemli bir konu, çok önemli bir farkındalık. Ondan sonra alınganlığı hatırlayayım. Şimdi arkadaşlar kendini çirkin bulan aslında dünyayı güzel bulmayan. Çünkü bedenin ve dünya aynı kümenin elemanı. Şimdi o zaman şöyle söyleyeceksin. Ben dünyanın neresini kötü buluyorum? Neresini çirkin buluyorum? Şimdi önce değil de hayır ben güzel buluyorum falan diyenler şuur altına bir daha baksın. Hayat ve dünya güzel. Onun için sen de çok güzelsin. Ve sen Zaten bu şekilde olmayı seçensin an be an. Şimdi e, bazen de bir kişi aşırı şımarmasın ve bazı alanlara daha fazla odaklansın diye fiziksel anlamda o aşırı güzelliği kenara koyabilir. Bu bir seçimdir. Bazı kişiler de aşırı güzelliği seçebilir fiziksel olarak söylüyorum. Hani birçok insanın aa bu çok çok güzel. Burayla kendini öne çıkartmayı seçebilir. Aşırıya giden her türlü durumun diğer tarafta bir zafiyeti vardır. Onun için her şeyin dengesi ılığı iyidir. İnsan kendi olup olmadığını nasıl anlar? Maskelerini bıraktığında anlar. Ne kadar çok maske takıyorsak, ne kadar gittiğimiz yerlerde farklı farklı yüzler yapıp ve o maskelerden e, içeriden de kaçma hatta kenara koyma ile ilgili istekler zaman zaman gelse de e, o rolleri yapma ihtiyacımız olduğu müddetçe kendimiz olamıyoruz. Kendimiz her yerde içeride ne varsa onu içeriden yansıtmaktır. Tabii ki realitelere göre şerbet vermek ayrı bir durumdur. Yani her yerde aynı bilgiyi aynı şekilde anlatmak doğru değildir. Şu anda diyelim ki anlattığımız bilginin bir seviyesi vardır. Ee, bizim daha özel bir grubumuza başka bir seviyeden anlatırız. Daha derin bir grubumuza başka bir seviyeden anlatırız. Aynı bilgidir ama içinde e, o incelik ve derinlik kalkar. O yine hep bizizdir, kendimizizdir ama ihtiyaca göre de şerbet vermek durumu olabilir. Aşırı güzelliğin zafiyeti nasıldır? bunu şarkılar dahi anlatmıştır. Mesela aşırı güzellerin birçoğu kendilerini güzel bulmazlar. Ne kadar güzel olursa olsun değil mi? Yani birçok kişi onlara güzel dese de şimdi birçok oyuncular birçok foto model, sinema oyuncuları vesaire bunların birçoğu dışarıdan o güzelliklerini onaylatma ihtiyacındadırlar. kendini güzel hissetmedikleri için. Oysa ki yani o kadar fiziksel olarak aşırı güzelliğe sahip olmayan birçok orta vatandaş kendi güzelliklerini, hayatın güzelliğini alır, sindirir ve o güzelliği yansıtır. Kendini öyle güzel sever ki sen onu o çok fiziksel güzellerden daha fazla seversin çünkü o kendini seviyordur. Ee, geçmişi düşünüp hataları düzeltmiş bir e, gibi hayal etmek nedir o zaman? Kendini kandırmaktır. Çünkü gibi yapmak, mış gibi yapmak sistem de bu sefer sana o mış gibi yapıp davranıyor. Önceden kendini severken yaşlandıkça sevemek olanı kabul edemem. Aslında sen önceden de kendini sevmiyordun. Şimdi öncedeki halini seviyorum zannediyorsun. Kızında seyrettiğim kızgınlık seyri bana ne anlatır? İşte senin gelecek madde planının, e, ben de bu arada, bir saate bakayım. gelecek madde planının e, ne kadar e, hareketsiz kendini bırakıp ne kadar fazla kızmak zorunda olduğunu hareket edebilmek için ateşe ihtiyaç duyduğunu anlatır. Sıcak ile sevgi arasındaki bağlantı nedir? Sıcağı tahammül. <laughs> edemiyorum. Şimdi tabii ki sevgi bir taraftan nötr olsa da daha ılık bir şeydir. Yani diyelim ki mesela korku soğuk bir enerjidir. İşte diyelim ki sevinç, neşe biraz daha sıcak enerjilerdir, ateş elementidir. Sevgi nötrdür ama ılık nötrdür. Yani her bir yeri o ılıklığıyla, tatla, lezzetle buluşturup yumuşatır... Terk edilme korkusu ve kendini sevmeme e, özellikle bu dünya hayatını terk etmeyle ilgili varlığının sana verdiği bir bilgidir ki e, bu dünyada kalasın, köklenesin. Özellikle topraklanayım, kökleneyim çalışması unalgüner.com'da tam bu konuyla ilgilidir e, özellikle. Çok alınganım ve ne yapabilirim? Çok alıngan olanlar. bir Toprak elementini iyileştirsinler. Beş element videomda var. Ee, kan biliyorsunuz bir taraftan da dalakta temizleniyor, karaciğerde bir taraftan filtreleniyor. Hem yapılıyor hem temizleniyor. Özellikle dalaklarına baktırsınlar. Ee, Pankreas ve dalaklarında sorunu olan kişiler buradaki sorunları artan kişiler alıngan oluyorlar. İçerideki komplekslerinin sebebi ise yeteri kadar ilgilenmediklerini. Ve ilgiyle sevgiyi karıştırdıkları için de e, etrafındaki herhangi bir kişi çok az onlarla ilgilenmediğinde ah bak ben sevilmiyorum diye diyebiliyorlar. E, hatta sevgi arsızı olma yolunda da ilerliyorlar. Oysa ki senin ihtiyacın olan kendine kendin ilgi göstermesi. Sen kendinle ilgilenmiyorsun gel şimdi kendinle ilgilen ki buradaki sevgi kanallarında açılsın kendine de daha güzel sevgi ver. Taşındığım evlerin önünde horoz oluyor, ötmesinden <laughs> rahatsız oluyorum. Nasıl okudum? Sabah erken uyan. Betül, bırak uyanmaya, uyandırılmaya açık ol ki e, ki horoz eril bir enerji. E, burada hem bir taraftan erille, uyanışla, e, sabah dirilme ve dirilikle de barış. Çok cimri olan sevebilir mi? Çok cimri olan Sevmekte biraz zorlanabilir. Neden biliyor musun? Çünkü bırakmakta zorlanıyor ya. Bırakmadığı yer doldurulamıyor ve hep eskide kalmayı seçiyor. Eskide kalmayı seçen de damarlarını, o kanalları e, kirli bırakıyor. Eski olduğu için yeni akan o sevginin enerjisi de oraya giremiyor ve bu sefer. E... <laughs> Bazı şeyler yazmışlar. Horoz melekleri görünce ötermiş. Peki öyle olsun. Merhaba doktora gittim ve bana rahimde kötü huylu bir tümör olabileceğini söyledi. Rahmi alabileceğini söyledi. Bunu nasıl okumalıyım? Şimdiden teşekkür ederim demiş Selcan. Şimdi bak. Bir. Özellikle e, kanserli dokun nasıl oluşur dersen oraya oksijenin taşıdığı ışığın ve bilginin gitmemesinden oluşur. Yani birçok kanserli hücre aslında kan dolaşımıyla beslenme için ilkel bir duruma geçen hücre. Öyleyse yeteri kadar çalıştırılmayan organ, beslenilmeyen organ ya da onların bağlantılı duygusu çalışmadığı için e, oraya kan dolaşımını yavaş yavaş beyinden kesen düşünce tarafın gözden geçirilmeli. Bununla ilgili e, üretim ve cinsel enerjini iyileştir diye bir çalışmamız var. Orada bazı antrenmanlar vesaireler var. Bir sürü bize geri dönüşler, oradaki bazı oksijen, nefes, e, fiziksel çalışmaların e, rahim içerisindeki stimör ve miyonlarla ilgili e, fayda verdiği ile ilgili anlattı, aktardı. İnşallah çok yakın zamanda Türkiye'nin dört bir tarafında zaten bu konularla ilgili Çeşitli kliniklerimiz, Şifa merkezlerimiz devreye girecek buralarda hem bilgilendirilip hem de şifalar olacaksınız Vaktiyle bu sürprizlerimizi de inşallah sizlere süreceğiz. Boğulma korkusu neden olur? Denizi çok seviyorum ama yüzemiyorum. Ee, özellikle yüzmekten korkanlar, derinden korkanlar. Tabii ki bunların hani bir sürü farklı yansımaları var. Şu ana kadar sana faydası ne diye bakarsak seni özellikle herhangi bir konunun içerisinde derine gitmekten, herhangi bir şeyin içinde aşırıya gitmekten geri alma ile ilgili bir program da bu. Bu programdan yeteri kadar faydanı aldığında bu korkuyu emin ol ki geçireceksin ben bir sürü etrafımdaki insanlarda bu tip korkuları açtı Hatta ayağa değmeden yüzemiyordu, yok gidemiyordu. Bunların her bir tanesi dediğim gibi aşılabiliyor farkındalık ile. Ee, dışarıya çok yumuşak davranıyorum. Bunu hep suistimal ediyorlar. Nasıl koruyabilirim kendimi samyeli? Şimdi şöyle dışarıya çok aşırı davrananlar zamanla sertleşip katılaşmak durumunda kalanlar onun için alanlarınızı koruyacağınız en önemli kelime nerede hayır diyeceğini nerede etrafınıza dur diyeceğini bilebilmenizdir. Bunu diyememenizin altında şu vardır. Ben bunu dersem beni sevmezler. Beni onaylamazlar. Ben iyi bir kız olayım ve evet diyeyim. Hayır sen varlığın için iyi bir kız ol. Nerede dur diyeceğini, bedenine, duygularına, ruhuna, varlığına hangi enerjiyi ne kadar yaklaştırıp ne kadar mesafe koyacağını bil. Bunu bilmeyenler şimdi bir sürü safra kesesi, diz ve boyun rahatsızlığı yaşayanlar var değil mi şu anda? İşte bunu bilmeyenler dışarıya duygularıyla, bedenleriyle, hayatlarıyla sanki aşırı katı ve sert duvarlar örerler, damarlarını işte diyelim ki sertleştirirler, kap dolaşımlarını bozarlar, onları yağlandırırlar, koruyabilmek üzere her türlü yağ tabakalarıyla kendilerine kimileri koruma yaparlar. Oysa ki yapmamız gereken şudur. Benim sınırım burası, buradan öteye geçemezsin. Allah'ın bana emanet ettiği bu bedene, bu hale Buraya kadar gelebilirsin. Şimdi biliyorsunuz hani Eylül-Ekim aylarında falan mesela işte e, bazı arkadaşlar yazdılar. Yani işte illa şunu dayatıyorlar ne yapalım? İlla iğne mi olalım? İşte sürekli şu testi yapacağız bilmem ne yapacağız. Dedik ki yani alanınızı koruyun. Kendinizin, çocuğunuzun alanlarını korumanız önemli. Burada da nerede evet, nerede hayır diyeceksin. Ama tamam da şunu yapalım. Bak dedik 5-6 yaşına geçer. Videolarda var. Sabredin. Her şey düzelir. Dolduruşa gelmeyin herhangi bir konuda. E, her türlü durum geçer. İşte bakın hop geçti bitti. Yani bu tip durumlar e, sizin her türlü alanda çerçevenizi çizin. Karı koca arasında çocuğunla çocuğun nereye kadar gelebilir? Ya o benim çocuğum. Hayır senin de bir hayatın var. Çizgini çiz. Bu şekilde değerli hocam. Ee, eşimde kalp büyümesi ve akciğerlerde su toplaması var. Ee, şöyle kalple ilgili ateş elementini, akciğerle ilgili metal elementini dinleyin. Ama bunların bu bölgenin her bir tanesinde sevinç var, neşe var, kendini sevmek var. Kendini mesela birçok zaman içerisinde e, yazarlar, filozoflar. Ee, ...hatta birçok manevi hal ve durumla ilgilenen kişilerin kalp hastalığından öldüğünü görürsünüz. Kalp sevginin merkezidir. Ee, ve onların birçoğunun kendilerinden çok dışarıyı sevme çabaları kalplerini besleyemediği için... E, ...kalpleriyle ilgili sorunlar teşkil etmiştir. Onun için bir taraftan her birimiz tabii bunu kulağımıza duyuruyoruz. Onun için mümkün oldukça önce kendimizi sevelim ayırt etmeyelim. Kendimizi sevdiğimize bir de bakacağız ki zaten e, çevremizdeki yansımaları da güzel bir şekilde seviyoruz. Hayata güven duymakla ilgili tüm korkuları geçirmemiz mümkün mü? Realitemiz izin verdiği ölçüde. Yani her biriniz için bütün korkuları bırakmak doğru da değil, mümkün de değil. Yani o korku organ çıktığında seni ne korusun? Kim koruyacak seni? Şu anda korku koruyor. Sen eğer gerçekten Rahman ve Rahim olanın korumasına tam teslimiyetle eminlikle geçebildiğinde hiçbir korkuya gerek yok. Sen zaten teslimiyettesin. Ama buraya gelene kadar bazen ölüm korkuları, işte bazen boğulma korkuları, bazen yükseklik, bazen işte bir şey başlamak korkuları, bunların her bir tanesi ilişki korkuları, bunlar seni şu ana kadar koruyan şeyler farkındalık ve idraki oraya attığımıza ise bir bakacağız ki müthiş bir şekilde e, yollar açılmış, güzelleşmiş ve e, korunur bir hale gelmişiz. E, eskiyi bırakmak nasıl olur? Nasıl özgürleşiyoruz? Geçmişten yeniyi e, almak neden insana bu kadar zor geliyor? Çünkü eski bildiğin, yeni bilmediğin, bildiğini bırakmak zor geliyor. Onun için bildik derinizden özgürleşme ile ilgili çok güzel bir sürü çalışmalarımız var. bunlardan geçebilirsiniz. Eee Bionix cihazı ile bilinçaltı temizliği, olumlamaları yapabilir miyiz? Şimdi bilinçaltı şeyde şöyle bir şey. Yani Bionix güzel bir frekans cihazı. Orada uykularınızı alfa ritimle vesaire hani yapıp kendiniz çalıştırabilirsiniz. Makine o işi yapmaz. Ama siz eee Bionix cihazından e, diyelim ki derinleşmede e, alfa ritimlerine girmede e, işte orada delta ritmi falan vesaire burada faydalanabilir. Orada e, içeride diyelim ki geçmişten nerede bir sorun geldi, nerede bir konu var görebilmenizi kolaylaştırır. İlla gösterecek değil ama e, bu kolaylaştırmada siz de tabii ki faydaya odaklanabilirsiniz. E, bu hafta içerisinde iki tane konum var. Bilmiyorum hangisini yaparız. Bir tane 2022 yılı için soru cevap. Hani şimdi özellikle bu hafta hani onu yapmayayım diyorum. Çünkü bazı enerjiler çok yoğun. Mümkün oldukça olumsuz haberden kaçının. Hani çeşitli yerlerde şöyle olacak, böyle olacak. Bakın onlara inanırsınız. İnandığınız şekliyle yaşarsınız. Şimdi birçok evet duru görürler olabilir. Astroloji ile ilgili olabilir. Kehanet bilimiyle uğraşanlar olabilir. Şimdi o arkadaşlar kendilerince samimi bir şekilde anlatıyorlardır. Bir şey görüyorlardı anlatıyorlardır. Ama orada onların görmediği şöyle bir durum vardır. Şimdi senin seçimin ve e, senin de bir yaratım gücün var. Allah sana vardan var edebilme gücü verdi. Ve her biriniz Mesih enerjisini taşıyorsunuz. Dünyayı, hayatı bambaşka hal ve şekillere geçirebilecek her birinizin de bir gücü vardır. Orada ola ki bir e, bilgiye inançla, kabulle yaklaşırsanız o kabul ettiğiniz şekliyle bir kader oluşur. Bunun özellikle altını çiziyorum. Eminim ki oradaki birçok arkadaşımız belki kendilerince samimi şeyler anlatıyorlardır. Öğrenin, dinleyin ama kendi gücünüzün bütün bunların üstesinden gelebilecek kadar çok olduğunu ve kendi siparişlerinizle dünyanın hani ne dedik nehirin akışını değiştiremezsin ama nehrin üzerine kayıkta da gidersin, uçarak da gidersin, dibe de, de batarsın e, Su seni güzel hafif de taşıyabilir. Demiyoruz ki sen bunu değiştirebilirsin. Ama kendi bulunduğun hal ve durumu, konumu yenileyebilir. Ve bambaşka bir hale getirebilirsin ki çok şükür her birimize bunlar verildi. E, tabii ki şöyle. Sevginin kaynağı ne? Kendimize bu soruyu sorun. Benim içimde akan, coşan sevginin kaynağı ne? Bununla ilgili vaktiyle bir çalışma yapacağım. Ve bu kaynağı bulanlar bu kaynaklarını korusunlar. Ve şu vardır ki ahmak bir insan, aklı yerinde olmayan bir insan sevemiyor. Bakın. Çünkü şuur ve idraki sadece duygusal bir şeyi sevgi olarak zannediyor çıkarcı ve bedensel ya da işte diyelim ki egoist bir hali bir bağı ve bağımlılığı sevgi zannediyor. Sevgi karşılıksız olarak herhangi bir nedene bağlı olmadan akan bir şelale. Onun için içinizdeki sevgiyi önce kendinize dolu dolu akıtın. Coşturun kendinizi sevgiyle hayata, işe, hangi alana odaklanıyorsanız, yönleniyorsanız o alanda müthiş güzellikler olacak. Yaptığınız her işi bu sefer işte aşka dönüştürerek yapacak. Bununla ilgili yapacağız vaktiyle inşallah. Ee, güzelliklerle inşallah vaktiyle buluşalım. Şimdilik sevgilerimle kendimizi severek kendimizi kucaklayarak önce değerimizi kıymetimizi hatırlayarak ve bizden yansıyanların da ne kadar sevilmeye, ol anın var edenden dolayı ne kadar güzel olduğunun farkındalığıyla kabulde, kabule geçerek güzel, sevgi dolu bir hayatımız olsun. Vaktiyle görüşmek